Konya'nın simgeleri arasında yer alıyor, şehrin maneviyatını temsil ediyor. Mevlana Müzesi'nin Yeşil Kubbesi, Kubbe-i Hadra yeniden restore ediliyor. 17 Aralık 1273 yılında vefat eden Mevlana Celaleddin Rumi'nin mezarı üzerine 1386 yılında inşa edilen Kubbe-i Hadra bugüne dek toplam 7 kez restorasyon geçirmişti. Yeşil Kubbe 60 yıl aranın ardından yeniden restore edilmeye başlandı. 1960'tan bu yana en kapsamlı restorasyonu geçirecek olan kubbe, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma ve Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı yardımıyla restore edilecek. Restorasyon hakkında bilgi paylaşımı için toplantı düzenlendi. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, kubbenin tarihi hakkında bilgi verdi. Yeşil Kubbe çinileri günümüze kadar pek çok kez yenilenmiştir. Osmanlılar döneminde 1698, 1798, 1816, 1835 ve 1912 yıllarını görmekteyiz. Cumhuriyet döneminde ise 1944, 49 ve 1964 olmak üzere toplam 7 defa çiniler değiştirilmiştir. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru da emeği geçenlere teşekkür etti. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizler de büyük hizmet gösteriyorsunuz. İnşallah safha safha yapılan bu güzelliği bütün dünyaya anlatınız lütfen. Restorasyon için maddi destek sağlayan Ali Akkanat da kubbenin yapısı bozulmadan özenli bir çalışma yapılacağını ifade etti. Biz burayı hasar vermeden bitirmek, bütün içtenlikle ona çok dikkat etmelerini istiyorum. Kubbe-i Hadra'yı o kadar güzel bir şekilde yapalım ki hiçbir şeyden esirgemeden çok güzel bir şekilde yapıp bitirmek ve artık 200 yıl buranın gitmesini istiyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da restorasyonun sonunda kubbenin renginde değişiklik olacağına değindi. Restorasyondan sonra şu anda türbenin görünen renginde bir değişiklik olacak ve daha turkuaza yakın bir renk olacak. 60 yıl önceki çiniler esas alınarak bugün burada da temsilcileri bulunan bilim kurulunun tavsiyesi, kararı ve kurulun onayıyla bu renk turkuazi bir yeşile dönüştürülüyor. Kabul edilmiş renkler rastgele ortaya çıkarmış bir karma değil, orijinal. Altay restorasyonun maliyetini de açıkladı. Tabi bu restorasyon Akkanat Vakfı tarafından Ali Akkanat Bey'in, Ali abinin maddi desteğiyle gerçekleşiyor. Yaklaşık 5 milyon liralık bir bütçe arkadaşlar. Kendisi bundan da imtina etti ama benim ifade etmem gerekiyor. Tamamı Ali Akkanat Bey tarafından karşılanıyor. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de emeği geçenlere teşekkür etti. Doğarken hamurunda Cenab-ı Hakk'ın 7 kudreti olan, ölürken meleklerin dokunduğu ve Rabbine dönen, Allah'a dönen insana Cenab-ı Hak ruhundan üflediğini de ifade etmiştir. Bu münasebetle burada bulunduğumuz zatın büyüklüğünü bir kez daha benim bu kelimelerimle, cümlelerimle bir kez daha anmış olalım. Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlarsa Mevlana'nın evrenselliğinden bahsetti. Bugün tanıtımını yapacağımız ya da startını, başlangıcını vereceğimiz yenileme çalışmaları aslında ne kadar evrensel bir boyuta taşıdığımız bir değerin hizmetinde olduğumuzu göstermekte. Toplantıda son sözü AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Anga aldı. Değerli Ali Akkanat Bey'in bu büyük hayırseverliğinin sembolü olarak da inşallah tamamlanınca tüm şehrimizin ve şehre gelenlerin çok daha güzel bir şekilde izleyeceği bir hale dönüşecek.